15 ülkeden 28 paraşütçü İstanbul'da buluştu. Türkiye şampiyonası için Avrupa'nın en yüksek binasından atladılar. Deneme atlayışları sırasında heyecan doruktaydı. İşte o adrenalin dolu da. Adrenalinde son nokta, paraşütle atlama. 15 ülkeden 28 paraşütçü Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası Safir'den atladı. Dünyaca ünlü paraşütçüler önce özenle hazırlandı. 2-1-GO! Ve beklenen an geldi. Herkes sıraya girdi. Sonra da 236 metre yükseklikten bıraktılar kendilerini. Paraşütçüler İstanbul Safir Base Jump Şampiyonası için buluştu. Paraşütü en iyi açan ve iniş noktasını tam tutturan birinci olacak. Avustralyalı Cameron Tracy tam bir Türkiye hayranı. Nerelisin? Memleket Kahramanmaraş. Yok, ben Tracy Smith. I'm from Australia. Türkiye'yi seviyoruz. Ben seviyorum, biz seviyoruz. Rize nasıldı? Rize güzel. Rize çay güzel. Orada çok güzel. Ve Justin, Fransız. Yarışmanın tek kadın paraşütçüsü. Çocukluğunda bir yıl Türkiye'de yaşamış. İstiklal Marşı hala aklında. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzün altınca. Bu şehir özellikle çok güzel ama benim için önemli olan atlayış. Ne kadar geç açtığım ve ne kadar doğru noktaya atladığım. Atlayışlar yapıldı, sıra en zor işe geldi, paraşütleri katlama kısmına. Katlarken yapılacak en ufak bir hata bir sonraki atlayışta ölüme bile neden olabilir. Packing is way harder than jumping for sure. En zor ve en önemlisi katlama işlemi. Güvenliğimiz için çok dikkatli olmalıyız. 1 dakikada atlıyorum, 25 dakikada katlıyorum. Yarışmacılar Türk bayrağını da dalgalandırdılar gökyüzünde. Heyecan izleyenleri de sardı. Özellikle de 81 yaşındaki Mehmet Karay'ı yerinde duramadı. Paraşütçüleri tek tek kutladı. Oo! Muazzam atladılar. Allah razı olsun. Yarışmanın birincileri yarın belli olacak.